Helaller ve helal dairesinden yetişmek, beslenmek insanda asaleti, haramlar, yasaklar, suçlar ise insanda denaeti geliştirirler. Evet. Bir insan ne kadar çok helala riayet ederse o kadar asil bir vaziyet ve kimlik kazanır. Bundan şöyle bir şekilde bunu tamamlayalım müsaadenizle. Helalle birlikte kişiler ve toplum ne kazanır? Benim kanaatime göre üç şeyi mutlak olarak elde ederiz helalle birlikte. Bunlardan birincisi, bizler helal ile birlikte zaten cenneti elde ediyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, "Men ekele halalen ve amile min sünnetin ve eminen nasu bevaikahu dehalel cenne." Her kim helalinden yer, yaşamını benim sünnetime göre yapar, önemli. Evet, evet. Ve etrafındaki insanlar onun zararından emin olurlarsa cennete gider. Dolayısıyla biz helal ile devam ettiğimiz sürece itikadi olarak, inanç olarak bir huzuru elde ediyoruz. Bu bir. İkincisi, helaller ile devam ettiğimiz sürece bir de bereket elde ediyoruz. Niçin? Değil mi efendim? Çünkü evet, helalinden çalışıp kazanan bir kimse emek sarf ediyor. Evet. Haram ile mal, mülk elde eden kimse için ise hakkı olmayan bir şeyi çalarak, gasp ederek veya bir şekilde yolsuzluk yaparak elde ediyor. Çalışan kimse emeğini bildiği için malının kıymetini biliyor. Bu yönüyle bir bereket var. Bir de bir kimse helalinden çalıştığı zaman Rabbimiz Hak Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim "Men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha." Her kim iyi bir iş yaparsa, helalden bir şey getirirse ben ona 10 kat karşılık veririm. Bakın Allah, bir de Rabbimiz bereket veriyor. Yani. Üçüncü bir şey daha, helalin sonucunda biz kendi iç karakterimizi tamamladığımız gibi, olgunluğumuzu tamamladığımız gibi toplumsal olgunluğu da elde etmiş oluyoruz. Niçin? Çünkü şöyle bir toplum düşünelim. Herkes helale ve harama riayet ediyor. Oh. Yani burası Darüsselam. Allah burada Allah yaşamak insana zevk verir, huzur verir. Her tabii insan diğerinden, diğer insandan emniyet içerisinde. Yani düşünün ki bundan işte 30-40 yıl önce muhterem hocam, ben biliyorum yani biz köyümüzdeyken evimizin kapısında kilit yoktu. Değil mi? Biz kilidi sonradan öğrendik. Yani kilit yerine yatarken böyle kedi köpek gibi hayvanlar eve girmesin diye arkasına bir odun parçası dayardık, bu kadardı. Ve yine memlekette ben bilirim esnaf, özellikle manav, sebze, meyve satanlar hiçbiri kapatmazdı, kilitli tutmazlardı. Sadece üzerine biz bez örterlerdi. Bakın toplumsal bir huzur, toplumsal bir saadet getiriyor. Biz eğer bu şekilde helale riayet edersek. Değil mi efendim? Hakikaten çok önemli burası.